Şehirliyi ziyaret ederken burada tabii ki tek gelmedik. Burada bir başkanla gelmişiz. Onun durduğu ile mezar hakkında istiyordum danışsın. Yani şehidin tezesi, köhnesi olmur. Bütün şehitler her vaxt bizim için eynidir. Tamer Vardar. Vardar ne demek? Efendim, ilk önce kendinizi təqdim edin. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Ben Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Fişek. Mehmet kim? Mehmet Fişek. Fişek. 2016 yılında derneğimizi kurduk. 6 yıllık bir serüvenimizde burada olan birçok ailemizle şu anda irtibat halindeyiz. Görüşüyoruz ailelerimizle bir arada. Onların acı ve tatlı günlerinde hasbihaldeyiz. Bizim amacımız, safımız belli olsun. Bu candan geçenlerin emanetlerinin yanında olmak. Doğru. Onları bizlere bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmek. Ve bir de onlara olan en büyük borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Şimdi bunlara çok şey borçluyuz. Bu cennet vatanda rahatlıkla gezebiliyorsak, yatağımızda rahat uyuyabiliyorsak, çocuklarımız rahatlıkla bu ülkede geleceğini hazırlayabiliyorsa, bütün burada yatmakta olan Koç yiğitlerin sayesinde. Doğru. Ve inanıyoruz ki burada bulunan hiçbir tane şehidimizin tesadüfen burada olmadığını biliyoruz. Askerlikten önce yaşamış olduğu hayatıyla topluma örnek bir kişiliği olan kişiler, burada yatanlar hepsi Cenab-ı Allah'ın seçilmiş insanlar diyoruz. Cenab-ı Allah sevdiği kullarında yanlarına bu şekilde mükafat bağlıyor. Hepsinin ayrı ayrı bir hikayesi var. Tamer Vardar kardeşimizin de, şehidimizin de hikayesi 1994 askerliğin kısaldığı bir dönemde son 3 ayına işte bir 20 gün kala falan izne çıkarılıyor. İzne çıkarıldığı zaman izni bittiğinde de tezkeresini almış olacak. Kısa dönem gibi. Yani o zaman 18'den 15'e düşmüştü. Bir dönem öyle bir şey geçti bu ülkede. Sonrasında izni bitmesine yakın bir süre, yani tezkeresini alacak, peşinden tezkeresi gelecekken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu kararla askerlik yeniden uzatılıyor, 18 aya çıkıyor. Şehidimizin de kalan zamanını tekrar 3 ay daha zamanı kalıyor onu tamamlayabilmek için kışlasına dönüyor. İlk günkü gibi ailesi tarafından uğurlanıyor. Şehidimiz gidiyor, tekrar birliğine teslim oluyor. Bulunduğu bölgelerde tabii ki çatışmalar çok. Bu süreçte atıyorum bir Bolu'da görüyor. Finansal birliği Bolu'da ama Doğu'da seyyar birlik gibi, takviye birlikler gibi orada görev halindeler. Tezkeresine kısa bir süre kala bunlar oradaki Doğu'daki görevlerindeki görevlerini tamamlayıp gerçek birliklerine dönmek üzere sivil kıyafetlerini çekip araba beklerken, otobüs beklerken onları götürmek için otobüs geldiğinde gelmeden henüz o anda dağdan çatışma böyle geliyor. Ve Tamer şehidimiz komutanına giderek arkadaşlarına destek olmak için çatışma bölgesine gitmek istiyor. Gidecek olan takviye birlikle beraber o da çatışmaya gitmek istiyor. Komutanının oğlum sen tezkerecisin, sivillerini giymişsin, ben sana o bölgeye gönderemem demesine rağmen büyük bir ısrarla komutanını ikna edip arkadaşlarına yardıma gidiyor. Ve orada bir daha geriye dönemiyor. Cenab-ı Allah ona şehitlik nasip ediyor. Tamer şehidimiz isteseydi rahatlıkla arkasını dönüp bugün evinde çoluk çocuğuyla beraber evlenecekti mutlaka, yuvasını kuracaktı. Güzel sıcak bir yuvada olabilirdi. Doğru. Ama maalesef o birçok insanın yaptığı gibi yapmadı, arkasına dönüp gitmedi. Çünkü görünce seçilmiş insanlar. Bu da ne yaptı? Cenab-ı Allah'ın ona verdiği güzelliği bu şekilde oraya giderek taşlandırılmış oldu. Ve ailesini de, Cemal amcamızı da tanımaktan büyük bir onur duyduk. Annemiz de, zaten annemiz de yaklaşık
2 ay kadar önce Hakk'a yürüdü. İfade Allah etti. Rahmet Abi eylesin. 2 kilometre ileridedir. O da burada yatıyor şu anda. Adresi de çok muhterem bir insandı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ve oğluyla bir araya geldiğine inanıyorum. Şu anda cennette birlikteler. Amin. Onun için hiç buradakiler tesadüfen burada değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Doğru. Biz şunu söylüyoruz. Burada Edirne Kapı Şehitliği, İstanbul Edirne Kapı Şehitliği, Türkiye'nin en büyük şehitliğidir aynı zamanda. Hı hı. Polis şehitliğiyle, hava şehitliğiyle, kara şehitliğiyle, deniz şehitliğiyle bütün şehitlikler buradadır ve Türkiye'nin en büyük şehitliği burası. Hı hı. Çanakkale, eski şehitlerimiz dahil saymalar. Hepsi burada. Onun için burası çok ayrı bir yer. Burası insana huzur veriyor. Burada olmak ayrı bir atmosfer, ayrı bir güzellik katıyor insanı. Bizler buraya geldiğimiz zaman, özellikle cuma günleri, pazar günleri, bir anda hep buradayız, bizlerine gelerek buradayız. Ailelerimizin bütün yeri burada. Herkes, birçoğu burada. Şunu gördük. Bir ailemiz gece içi dahi olsa, üç dahi olsa, üçü kaçtığında, nerede olduğu önemli değil. Tuzla'dan, Silivri'den fark etmiyor. Kalkarlar, giyinirler, çıkıp gelirler evlatlarının başına. Evlatlarıyla dertleşirler. Dualarını yaparlar, sabaha karşı geri evlerine dönerler. Geceyi burada geçiren ailelerimizi gördük. Akşamın 10.30'da buraya geldiğimde eşinin başında duran eş gördüm. Sabahın 6.30'da geldiğimde gördüğüm insanlar var. Yine eşinin başında böyle tutan. Öğlen geldiğimde de gördüm aynı insanı. Rabbim o insanlara sabır versin. Amin. Efendim, bugün karlı, soğuklu havada, bugün doğrudan da hava çok soğuk. Evet. Yani siz kendi isteğinizle yani bizi buraya getirdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Sizin için zor olmadı ki bugün bak bu soğuk havada bak buraya bizimle birlikte gelmeyi. Şimdi, az önce, bizler bunlara çok şeyler borçluyuz. Şehitlerimiz adına ne yapılacaksa, ne yapılması gerekiyorsa biz her an 7-24 orada olmak istiyoruz. Ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz, huzur buluyoruz. Hem de gurur verici bir iş. Huzur buluyoruz. Yani doğru. Şurada olduğumuz an huzur buluyoruz. Bizden insanlar şunu yapar, tatil günlerinde derler ki, bizim toplumumuzda bu vardır, ben bir iki dakika kahveye gideyim, bir çay kahve içeyim, geleyim. Amaç zaten bir eş dost görmektir. Kahve, çay bahanedir. Veya AVM'lere, şeylere giderler, kafelere, sağa sola gezmeye gider. Şimdi artık biz kafemizde, kahvehanemizde, AVM'lerimizde burası oldu. Bizler evimizden çıkarken diyoruz ki, iki dakika gideyim geleyim. Buraya geldiğimizde bir şehidimizin ailesiyle karşılaştığımızda onunla sohbet ederken, diğer bir şehidimizin ailesi geliyor, onunla sohbet ederken bir bakıyoruz ki aradan en az 3 saat geçmiş. Doğru. Hepsiyle burada bir arada olmak, hasbihal etmek huzur veriyor insana. Ve onlarla beraber olmak ayrı bir güzellik. Bizler onların yanında olduğumuz sürece, onlar da bizi bağırlarına bastığı sürece biz bundan büyük bir şeref ve onur duyuyoruz. Efendim. Cenab-ı Allah bizlere kimin yanında duracağımızı, gerçek insanların yanında olmamıza yardımcı etsin. Amin, amin ya Rabbim. Efendim, derneğde işler nasıl gidiyor? Dernek işler nasıl gidiyordur? Bir başkan olarak. Bu konuda biraz şöyle söyleyeyim. Bizler birçok yerde, insanlara şunu söylüyorum daha doğrusu, dernekler bağışla ayakta durur, aidatlarla ayakta durur. Biz dernek olarak şunu söyledik, kurulduğumuz günden bugüne hiçbir tane şehit yakınımızdan ve gazimizden üye aidat talebimiz olmayacak dedik. Çünkü onların üye aidatları toptan kapatılmıştır zaten. Onların bedellerini şehitlerimiz ödemiştir. O insanlardan bize aidat talebimiz yok. Şu da bir gerçek. İnsanlar, hayır yapan insanlarımız çok, sağ olsunlar, ama nereye hayır yaptıklarını araştırmıyorlar. Paralarının nereye gittiğini araştırmıyorlar. Araştırın kardeşim. Bakın. Kim hak ediyor soruya yapın bağışınızı. Bana da yapmayın, bana da getirin. Ama bulun, gerçek ihtiyaç sahibini bulun, hayrınızı oraya yapın. Aynen öyle. Yani rastgele gidip birilerine paralar döküp de boşu boşuna prim yaptırmasın kimse. Kimse yapmasın. Takipçisi olun. Verdiğiniz 3 kuruşun takipçisi olun. Yani nereye gidiyorsunuz? Gerçekten amacına uygun işler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Takip edin. Biz sadece yapmış olduklarımızı, yapacak olduklarımızdan söylediğimiz gibi Tamer gibi, Ecevit Yıldırım gibi
Hanefi Usta gibi bu şehitlerimizin sadece borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Doğru. Çünkü çok borcumuz var. Haklarını nasıl ödeyeceğiz? Şeye getiriyorlar. Şehidimizin naaşı geldiğinde hoca soruyor. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Biz ne yaptık ki ona hakkımızı helal edeceğiz? Evet. Acaba o bize hakkını helal edecek mi? Çok doğru. Biz onların emanetlerine sahip çıkıp gerçekten kendimizi affettirebilecek miyiz? Borcumuzu ödemiş sayabilecek miyiz? Orada ve burada yatan şehitleri görüyoruz. Henüz eşinin hamile dahilini olduğunu bilmeden şehit düşenlerimiz var. Anne karnından çocuğu daha doğmadan, doğumuna bir gün kala dahi şehit düşen askerlerimiz var. O çocuklara babalarını kimse geri getirebilir mi? Hayır. Kimse geri getiremez. Biz de sadece diyoruz ki, bir nebze de olsa yanlarında olabilmek. Manevi teselli. Olmadıklarını hissettirmeye çalışmak. Doğru. Kimse bir babanın yerini tutamaz. Ben dışarıdan hiçbir kimseye o sıcaklığı versem ne kadar vereceğim? Aynı şeyi hiçbir zaman bulmayacak. Onun için ailelerimizi yalnız bırakmayalım. Lütfen onlarla bir arada olalım. Doğru. Herkes bulunmuş olduğu, yaşamış olduğu mahallesine dair mahalle muhtarlığına gidip mahallemizde şehit yakınımız, çocuklarımız var mı? Nasıl yanlarında olabiliriz diye muhtarlıklarına gitsinler. Bu iş gene çıkıyor. Lütfen yalnız bırakmayalım bu aileyi. Çok çok teşekkür ederim. Maneviyata çok ihtiyaçları var. Doğru. Bir arada olmaya ihtiyaçları var. Doğru. Çünkü sonra yalnız kaldıklarında diyorlar ki bizim evladımız ne için gitti? Doğru. Onu hissettirmemek için lütfen bu aileleri yalnız bırakmayalım, yanlarında olalım. Doğru. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu soğuk havada yani geldiniz. Çok çok teşekkür ederim. Soğukta kalırız ama o insanlar bugün de hala şu anda dağlarda -40 derecede doğru. Görev yapıyorlar. Cennet vatan için mücadele ediyor. Doğru. Ve biz doğru. Burada sadece şu soğukta kalmışız, hiçbir önemi yok. Doğru. Onun hiçbir önemi yok. Vatan sağ olsun diyelim. Vatan teşekkür ederim. Teşekkürler.